Peki Esat Hocam, korona kalp ameliyatı riskini artırıyor mu? Kalp ameliyat riskini artırıyor tabii ki. Eğer hastalarımıza koronavirüsü bulaşması durumunda ameliyat sonrası dönemde, biraz önce başta da söylediğim evet. gibi dünyada da bununla ilgili bir takım yayınlar yapıldı. Vaka raporları yayınlandı. Bunlara göre oldukça risk korona bulaşması durumunda. İşte bunun için biz çok çok özel, çok detaylı önlemler alarak bu ameliyatları yapıp şu ana kadar hiçbir hastamızı koronadan kaybetmedik. Bu süreçte yaklaşık olarak 100'ün üzerinde ameliyat yaptık başladığından beri. Bunlardan hiçbirisinde korona ile ilgili bir sorunumuz olmadı ama çok özel önlemlerle sağladık. Ama korona kalbi etkiliyor. Korona kalbi etkiliyor mu? Damar sistemini şöyle ki kalp ve damar sisteminde etkilediğini ortaya çıkarıldı. Nasıl etkiliyor? Pıhtılaşma sistemlerini etkiliyor. Mikrotromboz dediğimiz küçük damar tıkanmaları, kılcal damar tıkanmalarına neden oluyor ve hastalığın asıl kötüleşmesinin ve özellikle de maalesef kaybedilen hastaların çoğunda bu tespit edildi. Yaygın damar içi pıhtılaşmalar, kılcal damar içi pıhtılaşmalar gözlendi. Bu sadece akciğerde değil, bütün organlarda, kalpte ve bazı raporlarda şunu gösteriyor ki korona geçiren bir takım hastalarda kardiyomiyopati dediğimiz kalp kası hastalığı ortaya çıkıyor. Yani kalp kasılmasında zayıflama, örneğin ejection kasılma oranı dediğimiz ejection fraction normalde %55 ila 70 arasındayken bu hastaların bir kısmında %30-25'lere düşen ejection fraction'lar görüldü. Yani kalp kasılma fonksiyonlarında da bozulma olduğu gözlendi. Ki sadece akciğerleri etkileyip akciğer hasarı yapmanın ötesinde birçok organda da hasar yapabildi. Dolayısıyla da diğer grip grubu hastalıklardan bu biraz daha farklı bir yerde duruyor maalesef.